O zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılarsa kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar, olmaz. Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, "Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize," dediler. Güvey ise, "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizi tanımıyorum," dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alansa gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha getirdi. Efendimiz dedi, bana 5 talant emanet etmiştin. Bak, 5 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. 2 talant alan da geldi. Efendimiz dedi, bana 2 talant emanet etmiştin. Bak, 2 talant daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. Sonra 1 talant alan geldi. Efendimiz dedi, senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Hadi, elindeki talantı alın, 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.